Merhaba arkadaşlar, ben Burcu Selçuk. Bugün sizinle solunum sistemi ile ilgili çalışacağız arkadaşlar. Solunum sistemi dediğimiz zaman hemen bakalım. Solunum çeşitleriyle başlayalım önce. Solunum çeşitleri dış solunum ve iç solunum olarak ikiye ayrılır. Dış solunum dediğimiz solunum şekli solunum organı ile dış ortam arasında gerçekleşen gaz alışverişidir. Yani akciğerlerden atmosfer ile arasında olan gaz alışverişi dış solunum olarak ifade edilir. Bunun dışında iç solunum da kan ile doku hücreleri arasında gerçekleşen gaz alışverişidir. Önce dış solunumla solunum organı ile atmosfer arasında bir gaz değişimi gerçekleşecek. Daha sonra bu solunum organı tarafından alınan oksijen dokulara gidecek. Dokularda oksijeni verecek, karbondioksidi alacak kan. Bu şekilde iç solunumla devam edecek olay. Gaz alışverişleri sadece difüzyonla gerçekleşir arkadaşlar. Bunu hiç unutmayalım. Oksijen ve karbondioksit alışverişleri sadece difüzyonla gerçekleşir. ATP harcanmaz diyelim. Bundan sonra solunum sistemi organlarına baktığımız zaman. Solunum sistemi organlarında şöyle şekil üzerinden bir değerlendirelim hepsini. Solunum sistemi burun ile başlar. Daha sonra burunla alınan hava yutağa iletilir. Yutak ağız ve burun boşluğunun birleştiği arkadaki odacık diyebiliriz aslında. Küçük dilimizin arkasında kalan odacıktır. Yutaktan alınan hava daha sonra gırtlakla devam edecek. Gırtlak soluk borusunun başlangıç kısmıdır arkadaşlar. Bu erkeklerde Adem elmasının bulunduğu kısım aslında. Gırtlakta hemen yutakta aslında gırtlağın üzerini kapatan bir kapak var. Epiglottis, ondan yine bahsedeceğiz biraz sonra. Gırtlakla alınan hava burundan geldi, yutak, gırtlak. Oradan soluk borusuyla akciğerlere doğru yönlendirilecek. Soluk borusu ya da trake diyoruz bu borunun adına. Soluk borusu akciğerlere girişte iki dala ayrılır. Bunlardan her birine bronş adı verilir. Daha sonra bronşlar daha küçük dallara ayrılarak akciğer içerisinde bronşçukları meydana getirir. Her bronşçuğun ucunda da alveol dediğimiz küçük hava kesecikleri bulunmaktadır. Alveoller gaz değişim yüzeyidir. O yüzden esas aslında gaz alışverişini yapan kısım burasıdır diyelim. Bronş bronşçuk alveoller akciğerleri meydana getirirler. Hemen akciğerlerin altında da bakın görüyoruz diyafram var. Diyafram bir çizgili kastır. Soluk alışverişinde yardımcıdır. Aynı zamanda sağ ve sol akciğer arasındaki ufak bir fark var. Ona da hemen bakalım. Sağ akciğerimiz daha büyük, sol akciğerimiz daha küçüktür. Burada bir girinti var. Özellikle arada kalbe yer açmak açısından oluşmuş bir girinti diyebiliriz. Sol akciğerde bulunur. Şimdi bu organları şöyle tanıtmaya başlayalım. Burun, solunum sisteminin dışarı açılan kısmıdır. Burun içerisinde bulunan kıllar filtre görevi görüyor. Dışarıdan aldığımız soluk havasındaki tozları, mikropların tutunmasını sağlar, filtre görevi görür. Burun boşluğu mukoza tabakası ile kaplıdır. Mukoza tabakasının en önemli görevi mukus salgılamaktır arkadaşlar. Mukus salgılayarak soluk havasının hem ısıtılmasını, hem nemlendirilmesini, hem de temizlenmesini sağlar. Bu yüzden mukus oldukça önemlidir burunda. Bundan sonra bir de sinüsler var. Sinüsler de burun içerisinde bulunan kanallar aslında. Bu kanallarda havanın daha uzun süre mukusla teması sağlanır. Aslında havanın doğrudan akciğerlere gitmesi yerine bir miktar oyalanmasını sağlıyor. Biraz daha yolunu uzatıyor. Böylece yeterince ısıtılarak, nemlendirilerek akciğerlere gönderilmesi sağlanır. Bu da akciğerlerin sağlığı için oldukça önemlidir diyelim. Yani burnun genel olarak görevi havayı temizleyip, nemlendirip, ısıtarak akciğerlere gitmesini sağlamaktır. Yutağa geldiğimiz zaman yutak, ağız ve burun boşluğunun birleştiği bölüm diye söylemiştim az önce. Yutak aslında altı kapısı olan bir oda gibidir. Bu daha önce sindirim sisteminde de anlatıldı hatırlayın. Ağız boşluğu, burun boşluğu, yemek borusu, soluk borusu ve orta kulaklardan gelen birer tane östaki borusu yutağa açılır. Yutak özellikle ağızdan alınan yemeklerin yemek borusuna, burundan alınan soluk havasının soluk borusuna iletilmesinde etkilidir. Bunu nasıl yapar? Yutakta epiglottis dediğimiz gırtlak kapağı bulunmakta. Bu gırtlak kapağı yutkunma sırasında soluk borusu yukarıya kalkar, gırtlak kapağı aşağıya doğru eğilir. Böylece soluk borusunun üzerini kapatarak ağızdan aldığımız yemeklerin arkadaki yemek borusuna gitmesi sağlanır diyebiliriz. Şeyde soluk borusunun tek kapatıldığı zaman budur zaten. Soluk borusu her zaman açıktır. Biraz sonra sebebini söyleyeceğim. Soluk alışverişimizin durdurulduğu ve soluk borusunun kapatıldığı tek an yutkunma anıdır diyelim.
Gırtlak bir sonraki kısım. Gırtlak soluk borusunun başlangıç kısmıdır. Kıkırdak yapılır. Özellikle hiyalin kıkırdaktan oluşuyor. Gırtlakta ve soluk borusunda bulunan kıkırdaklar hiyalin kıkırdaktan meydana gelir. Hemen onu da not olarak alalım. Hiyalin kıkırdak diyelim. Ses telleri burada bulunur arkadaşlar. Gırtlağın içerisinde ses telleri birer perde şeklinde bulunurlar. Bunların uzunluğu, inceliği, kalınlığı değişerek farklı farklı ses tonlarının ortaya çıkması sağlanmış olur. Burada da hemen şekilde görüyoruz gırtlağı. Şu öndeki çıkıntısı erkeklerde testosteron hormonu ile birlikte bir miktar büyüme yapar. Bu da Adem elması dediğimiz kısmı meydana getiriyor. Altında hemen soluk borusu devam eder. Bir sonraki solunum organımız soluk borusu arkadaşlar. Soluk borusu gırtlaktan akciğerlere kadar uzanan bir borudur. Bu da hemen hemen 20 santimden biraz daha kısadır. Sürekli açık kalmasını sağlayan kıkırdak halkalar bulunur. Özellikle demiştim ya, soluk borusu sürekli açıktır. Soluk borusunun birbirine yapışmasını engelleyen kıkırdak halkalarla desteklenmiştir. Bu kıkırdak halkalar yine hiyalin kıkırdaktan meydana gelir. Kıkırdak halkanın hemen dışında bakın görüyoruz, bağ dokusu var. Bağ dokunun altında hemen kıkırdak halka, içerisine döşeyen de bir epitel doku var. Burası yine mukus salgıladığı için mukoza tabakası olarak isimlendirilir. Mukus salgılar diyelim. Arkada kıkırdak halkalar C harfi şeklindedir. Yani tamamen kapalı halkalar şeklinde değildir. Arkada iki ucunu birleştiren düz kas kısmı bulunur. Burası da gerektiğinde solunum yollarının daraltılıp gerektiğinde genişletilmesi için kasılıp gevşeyebilir diyelim. Bundan sonrasında soluk borusu ne demiştik? Akciğerlere girişte iki kola ayrılır. Bu kollara bronş adını veriyoruz. Bronşlar akciğerin içinde daha küçük dallara ayrılır. Bunlar da bronşçuk olarak isimlendirilir. Bronşların yapısı soluk borusuna benzer. Kıkırdak halkalar yine bulunduruyor bronşlarda. Yani soluk borusunun daha ince halleri de diyebiliriz onlara. Bronşçuklarda kıkırdak halka bulunmaz. Bunlar sadece düz kastan oluşuyor. Bunlar da yine sinir sisteminden gelen uyarı ile birlikte daralıp genişleyebilir. Bu da dediğim gibi gerektiği zaman solunum yolları daraltılıp genişletilebilir. Akciğerlere geldiğimizde arkadaşlar, akciğerler göğüs boşluğunda yer alan iki akciğer bulunmakta. Sağ akciğer biraz daha büyüktü. Az önce şekilde de göstermiştim. Üç lobludur. Sol akciğer ise iki lobludur. Akciğerlerin dışında iki katlı pleura dediğimiz bir zar var. Pleura zarı iki katlı bağ dokudan oluşmuş bir zar. Bu zar arasında pleura sıvısı denilen bir sıvı salgılar. Özür dilerim. Bu sıvı soluk alışverişini kolaylaştırır, sürtünmeyi azaltır. Aynı zamanda geri yaylanma basıncı dediğimiz bir basıncı da oluşturuyor. Hem bu sıvı hem de dışındaki pleura zarı. Soluk almada, ılık vermede etkili olan bir basınç bu. Akciğerleri şişirdiğimiz zaman hem zar gerilir hem de zarın içinde bulunan sıvı sıkışır. Böylece akciğerlerin tekrar sönmesi için, yani soluk verme için gerekli bir basınç oluşturulmuş olur. Akciğer içerisinde bulunan bronşçukların ucunda ise alveol denen baloncuklar var. Bunu da yine şekilde göstermiştim. Alveoller tek katlı yassı epitelden meydana gelirler. Gaz değişim yüzeyidir. Oksijen, karbondioksit alışverişi burada olur. Dolayısıyla alveollerin dış kısmı özellikle bol miktarda kılcal kan damarı ağıyla sarılmıştır. Alveol kılcalları deriz buna. Akciğer kılcalları olarak da geçer. Bu kılcal damarlar alveolün etrafını sararak içine donan havadaki oksijeni kana, kandaki karbondioksidi alveolün içerisine doğru bırakarak buradan yine soluk vermeyle vücut dışına atılması sağlanır. O yüzden gaz değişim yüzeyinin alveoller olduğunu bilmemiz gerekli arkadaşlar. Önemli bir bilgi. Alveollerin içerisinde sürfektan denilen bir salgı bulunur. Bu salgı hem yüzey gerilimini azaltır hem de gaz alışverişini kolaylaştırır. Aynı zamanda alveollerin soluk verme sırasında birbirine yapışmasına da engel oluyor. Dolayısıyla alveollerin sürekli açık kalmasında da etkilidir bu sıvı diyelim. Şimdi bundan sonra arkadaşlar soluk alıp verme mekanizması dediğimiz zaman. Şimdi buraya kadar olan kısım solunum organları tanımımızda. Solunum organları tanıdığımıza göre bundan sonra nasıl işlev gösteriyor? Fizyolojisinden birazcık bahsedelim.
Soluk alıp verme mekanizması transpirasyon ya da ventilasyon olarak geçer. Soluk alma ve soluk verme olarak iki kısımda oluşacak diyelim. Soluk alma ya da inspirasyon diğer adı. Soluk alma sırasında şurada arkadaşlar şekli hemen açıklayayım ben size. Şurası sırt kısmımız. Burası göğüs kafesimiz. Göğüs kafesi biraz hani meyilli durur biliyorsunuz. İç altta hemen diyafram kasımız. Diyafram kası da yine kubbe şeklinde durur. Soluk vermiş haldeyken. İçindeki boşluk göğüs boşluğudur. Diyaframın altında kalan boşluk ise karın boşluğu olarak karşımıza çıkar. Şimdi buna göre baktığımız zaman kaburgalarımız, göğüs kafesinde oluşan kaburgaların arasında kaslar var. Bu kasların kasılıp gevşemesi, aynı zamanda diyafram kasının kasılıp gevşemesiyle göğüs boşluğunun hacmi değiştirilir. Göğüs boşluğunun hacmiyle değiştirildiği zaman basıncı da değiştirilecek. Atmosfer basıncıyla göğüs boşluğu iç basıncı arasındaki farka göre gaz giriş çıkışı sağlanacak soluk alıp vermede. Şimdi buna göre bakalım hemen soluk almada nasıl gerçekleşiyor bu olay. Soluk almada arkadaşlar sırt yine sabit kalacak bakın. Diyafram kası kasılır. Diyafram kasılınca diyafram kasları kasıldığı zaman ortasındaki zarı da çeker, dolayısıyla diyafram aşağıya doğru düzleşir. Diyafram kasıldı, düzleşti. Kaburgalar arası kaslar kasılır. Kaburgalar arası kaslar buralar açık. Kasıldığı zaman bunlar birbirine yaklaşır ve göğüs kafesi yukarıya doğru kalkar. Hemen kaldırdık. Diyafram aşağı indi. Göğüs kafesi yukarı doğru kalktı. Dolayısıyla ne oldu? Göğüs boşluğu iç hacmi artmış oldu. Hacim artınca basınç azalır. Göğüs boşluğu iç hacminin artması basıncının azalmasına sebep oluyor. Bu durumda atmosfer basıncına göre göğüs boşluğu iç basıncı azaldığı zaman dışarıdan içeriye doğru bir hava akımı gerçekleşir ve soluk almış oluruz. Yani bu olay kas kasılmalarıyla sağlandığı için aktif bir olaydır. Hemen onu söyleyelim. Diyafram ve kaburga kaslarının kasılması sonucu olduğu için aktif bir olaydır. Aynı zamanda bu basınç ayarlaması yapılarak havanın kendi kendine içeriye doğru çekilmesini sağlarız. Bu arada diyaframımız çizgili kastır. Düz kas olarak düşünüyor genelde ama çizgili kastır. Orada hemen belirtelim bunu. Şimdi dedik şöyle olayın sıralamasını bir daha bir gözden geçirelim. Diyafram kasılır, kaburgalar arası kaslar kasılır. Ne oldu? Göğüs boşluğu iç hacmi artar. Hacmi artınca basıncı azalır. Atmosfer basıncına göre daha az kalınca göğüs boşluğu iç basıncı hava akciğerlere dolar. Karın boşluğu hacim ve basıncı da göğüs boşluğu hacim ve basıncı ile ters orantılıdır. Bunu da hemen burada belirtelim. Bakın diyafram kubbe halindeyken karın boşluğu daha geniş durumda. Şöyle şekli birazcık temizleyelim. Hemen onu da gösterelim. Diyafram kubbe halindeyken karın boşluğu daha geniş. Diyafram düzleştiği zaman aşağıya doğru bir baskı uygular. Dolayısıyla göğüs boşluğu genişlerken karın boşluğu daralır. Karın boşluğu hacmi daralınca basıncı artar. Dolayısıyla göğüs boşluğunun hacim ve basıncı ile karın boşluğunun hacim ve basıncı ters orantılıdır diyelim. Bunu özellikle grafik sorularında kullanacağız arkadaşlar. Soluk alma böyle olduğuna göre soluk verme ile hemen devam edelim. Bu da ekspirasyon olarak çıkar karşımıza. Ekspirasyon dediğimiz olayda yine aynı şekilde göğüs boşluğunun hacmini ve basıncını değiştireceğiz. Hemen bakalım. Diyafram kası aşağıya doğru düzleşmişti, gevşer. Diyafram gevşeyince yukarıya doğru kalkar. Kaburgalar arası kaslar gevşer. Kaburgalar arası kalkmıştı kaslar kasılınca. Kaburgalar arası kaslar gevşeyince tekrar aşağıya indi. Bunun aşağıya inmesi, diyaframın da yukarıya kubbeleşmesiyle birlikte göğüs boşluğu iç hacmi ne oldu bakın? Azaldı. Hacim azalınca basınç artar. Basıncın artmasıyla birlikte biz ne yapmıştık? Hava çekerek dış basınçla iç basıncı eşitlemeye çalışmıştık. Bu durumda içeride daha yüksek bir basınç oluşturduk. Bu sebeple göğüs boşluğundaki hava dışarıya doğru çıkış yapar. Böylece soluk vermiş oluruz. Bu durumda soluk verme kasların gevşemesi sonucu oluştuğu için pasif bir olaydır. Tabii kasların gevşemesi sırasında ATP yine harcanır, unutmayalım. Yani pasif bir olay olduğu için hiç ATP harcanmaz demeyelim. Soluk alışverişinde gazlar difüzyonla geçiş yaparlar, ATP harcanmaz. Ancak
kas kasılması ve gevşemesi söz konusu olduğu için soluk alışverişi sırasında kas faaliyetleri yüzünden ATP tabii ki harcanır. Hemen bir notumuz daha var burada. Her soluk vermede akciğerde bir miktar hava kalır. Bunu da hemen akciğer kapasitesi olarak biraz sonra tanımlayacağım. Şimdi hemen şu olayı bir daha bir gözden geçirelim isterseniz. Ne yaptık? Diyaframı gevşettik, kubbeleştirdik. Kaburgalar arası kasları gevşettik, göğüs kafesini aşağı indirdik. Göğüs boşluğu iç hacmi daraldı. Hacim azalınca basınç arttı. Atmosfer basıncına göre, açık hava basıncı yani, iç basınç daha yüksek olduğu için dışarıya doğru bir hava akımı gerçekleşir ve hava dışarıya çıkar. Burada soluk vermede az önce bahsettiğim geri yaylanma basıncı da etkilidir arkadaşlar. Şimdi soluk alma sırasında akciğerler şişiyor ya, kalkıyor ya göğüs kafesi yukarıya doğru. Dolayısıyla içeriye dolan hava ile birlikte akciğerlerin şişmesi dışındaki pleura zarının gerilmesine sebep olur. Bu bir. İkincisi, iki katlı zarın arasındaki bulunan pleura sıvısı da sıkışır. Bu sebeple de akciğerlerin tekrar küçülmesi yani hacminin daralmasına yönelik bir basınç oluşturulur. Buna geri yaylanma basıncı deriz. Bu da soluk vermede yardımcı bir olaydır yine. Ayrıca akciğerlerin yapısında elastik lifler de var. Bu elastik lifler de yine bu basınçta etkilidir ve aynı zamanda yine akciğerlerin eski haline geri dönmesi için geri yaylanma basıncına yardımcı olurlar. Böylece soluk alma ve verme ne dedik? Göğüs boşluğunun iç hacmi ve iç basıncını ayarlayarak burada hemen sağlanmış oluyor. Hemen şurada not olarak ileteyim. Az önce bahsetmiştik, yine söyleyeyim. Soluk vermede de bakın, diyafram kası yukarı doğru kalktığı için, kubbeleştiği için karın içi hacim artar, basıncı azalır. Yine soluk alma verme arasında ters olacak bunlar. Göğüs boşluğu hacmi ve basıncı arasında da yine terslik var. Karın içi hacim ve basıncı arasında. Akciğer kapasitesiyle devam edelim. Şimdi akciğer kapasitesinde birkaç tane tanım var. Tidal hacim dediğimiz bir hacim. Tidal hacim her normal soluk alma ve soluk vermede değiştirilen havanın hacmidir. Bu yaklaşık 500 mililitre kadardır. Her normal düzeyde, hani çok hızlı değil, çok yavaş değil, normal düzeyde soluk alışverişi, derinliği normal olduğu zaman 500 mililitre gibi bir hava değiştiririz sürekli akciğerlerde. Buna tidal hacim diyoruz. Rezidüel hacim ise zorla verilecek tüm hava boşaltıldıktan sonra bile akciğerlerde kalan havadır. Bu hava doğumdan sonra ilk soluk almamızla birlikte akciğerlere çektiğimiz hava ile birlikte dolar. Daha sonra tabii ki değişimi meydana geliyor ama her zaman bir miktar hava akciğerlerde kalıyor. Mesela bu rezidüel hacimden dolayı doğum sırasında ölüm gerçekleştiği zaman bebekte doğumdan öncesinde mi, yani soluk almadan önce mi öldü, soluk aldıktan sonra mı öldü, bu rezidüel hacimle belirlenebiliyor arkadaşlar. Bu da yaklaşık 1200 mililitrelik bir kapasitedir diyelim. Yani aslında sürekli değiştirdiğimizin çok daha fazlası akciğerlerde kalan hava olarak ifade edebiliriz. Akciğerlerde zorlamayla değiştirilebilecek hava miktarına canlı kapasite, yani vital hacim diyoruz. Çok derin şekilde soluk verip tekrar çok derin şekilde soluk aldığımızda, bu soluk alışverişi sırasında değiştirdiğimiz kapasitedir. Bu vital hacim olarak verilir. Canlı kapasitede diyebiliriz arkadaşlar. Bununla birlikte akciğer kapasitesi de söyleyeceğimiz tanımlar bu kadar. Gelelim solunumun kontrolüne. Solunumun kontrolü dediğimiz zaman soluk alıp verme omurilik soğanı ve pons tarafından kontrol edilir. Esas merkezi aslında omurilik soğanı ve pons da buna yardımcıydı. Sinir sisteminden de hatırlayabiliriz bunu. Solunum hızını etkileyen faktörler dediğimiz zaman, şimdi solunum hızı tabii ki omurilik soğanı ve pons tarafından kontrol edildiği için istem dışı gerçekleşen bir olaydır diyelim. Dolayısıyla hani uyurken de bilinçsizken de soluk alışverişi yapıyoruz. Ama aynı zamanda bir de ne var? İstediğimiz zaman da derin soluk alabiliyoruz değil mi? Solunum hızımızı, en azından solunum şeyimizi, zamanımızı bir miktarda kendimiz de etkileyebiliyoruz. Bunun sebebi de diyaframın hem bir miktar çizgili kas olmasıdır, hem de karın kaslarının da kontrolüyle o basınç ve hacim olayını etkilemede bir miktar etkimiz olabiliyor diyelim.
Temel faktör kandaki karbondioksit oranının artmasıdır, solunum hızını etkileyen faktörler arasında. Şimdi bizim amacımız nedir solunum sisteminde? Oksijen ihtiyacımızı karşılamak ama esas temel amacımız aslında homeostazı sağlamak. Homeostazı nasıl sağlıyoruz? Kandaki karbondioksit oranının sabit tutulmasıyla sağlıyoruz. Çünkü kan pH'ının çok fazla düşmesi ölüm sebebi olur. 7.4'tür kan pH'i. 7.3-7.5 arasında gider gelir madde alışverişleriyle. 7.2-7.6 bir miktar düzensizlik olduğunda değişebilir. Ama 7.0'a düşmesi ölüm sebebi olabilir. Dolayısıyla kan pH'ının her zaman belirli düzeyler arasında sabit tutulması gerekir. Bu da karbondioksit oranının düzenli tutulmasıyla mümkündür. Bu yüzden de solunum hızını belirleyen temel faktör kandaki karbondioksittir. Ben çok koştuğum zaman kaslarım çok çalışır ve karbondioksidi bol miktarda üretir. Dolayısıyla bu karbondioksidi vücut dışına atabilmem için benim solunumu ve dolaşımı hızlandırmam lazım. Bu durumda kan pH'ını ölçen bazı reseptörlerimiz var. Dolayısıyla bu reseptörler uyarıldığı zaman omurilik soğanı ve pons tarafından solunum hızı ve dolaşım hızı arttırılır. Her zaman önce dolaşım sonra solunum artar diyoruz arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Dolaşımı ve solunumu hızlandırarak hem akciğerlere gelen kan miktarını, birim zamanda gelen kan miktarını arttırmış oluyorum. Solunum hızını da arttırarak ne yapıyorum? Birim zamanda değiştirdiğim karbondioksit oksijen miktarını da arttırmış oluyorum. Dolayısıyla temel faktörüm karbondioksittir. Koştuğumuz zaman o yüzden mesela soluk alışımız hızlanıyor. Sempatik sinirlerin uyarılması. Mesela heyecanlandığımız korku durumu ortaya çıktığı zaman hem sempatik sinirler hem adrenalin etkisiyle soluk alışverişi hızlandırılabilir. Adrenalin etkisi de hemen burada eklemiş olduk. Tiroksin. Metabolizmamızın yükselmesi gerekiyorsa ve tiroksin hormonu salgılanmışsa bu durumda yine metabolizma hızlanması için ne lazım? Oksijen lazım. Karbondioksidi dışarıya atmak gerekli. Solunum yine hızlandırılmış olur. Metabolik faaliyetlerin artması solunum hızını artırır. Çünkü karbondioksidi arttırıyorlar. Metabolik faaliyetlerin artması sonucu dokuda karbondioksit artar. Az önce bahsettiğim sıralama hemen. Bunun sırasını soruyorlar arkadaşlar. Önce karbondioksit kana geçer, kan pH'i düşer. Kan pH'ının düşmesiyle omurilik soğanı uyarılır. Omurilik soğanı dolaşım ve solunumun hızlanmasına sebep olur. Bu şekilde solunumun hızı değiştirilir diyelim. Bundan sonra solunum gazlarının değişmesini bir diğer bir videoda yine çalışalım arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.